çalışmamız gerek. Bu birinci pozisiya. Keyin Peygamber aleyhissalatu vesselam açıq davatını başladılar. Mekke davrida. Qiyinçiliklər oldu. Ergəşkən adamlar acizlər idi. Zadagallar, boylar, ota küçülü, kuvvetli adamlar, mutrafullar, meyşet paraslar, hemen karşıydı Peygamber aleyhisselam. Şunlardan bittesi, Nadir ibn Haris, la'natullahi aleyh. Nadir ibn Haris, otada bir adam vardı, Mekke müşriklerden idi. Nadir ibn Haris, öz zamanasını medya patronuydu. Yani öz zamanasının medya patronu. Onun kolunda Facebook yok idi. Onun kolunda YouTube yok idi. Oşa davr, oşa zamanını o YouTuber idi. Onun blogger idi. Nadir ibn Haris. Özünün barcha imkoniyatlarini İslam'ını qoralashlikka sarfladı. Kur'an-ı Kerim'de qayerda qala asatirul avvalin ayeti kelgan bo'lsa, barchasi Nadir ibn Haris haqida tushgan. Kur'an'ın asatirul avvalin degen adam Nadir ibn Haris bugün. O muhalif adamını taktika, fikir, urunuş, hareketleri karasanız, bugünkü kündeki İslam'ın muhalif bulgen medyanın barca taktikaları uşandan alın. Nadir ibn Haris'ten alın. Onu ne kılardı? Peygamber aleyhissalatu vesselam'ını izme iz takip kılardı. İrteyi keç. Peygamber aleyhisselam tuttu adamdan konuşup Allah'ın yekkeligini, kıyametinin hakligini, İslam'ın hak din ikerligini davet kılsalar, o kişi keçişler bilen arkasından gelip hadır ne dedi? Şunday şunday dedi. Hemese yalan. Bunge işanmıyorlar. Bunu sen özü kellesi cay demez. Cinli bu kagen bu. Bu özü bir yetim bu. Kılıp Peygamber aleyhisselatu vesselam'ın şanlarına hücum kılardı. O zatı şerifini geplerine aburusuzlendirirdi. O zatı şerifini aytgan gaplarını teskerisini yok ki adamlarının zihnindeki ornaşış imkaniyetini yoka çıkarardı. Kanday kılardı? Ben sizlerge ondan zor hikayelerini aytiveremem. Bu hamasi asatirul avvalin. Bu aytayotgan gaplar eskilerini çöpçekleri unaqa asaltıklarını bana bilemem. Dip Rüstem'nin eski İsfandiyorlarning, kadimgi İskender Zulkarnayinlar haqidagi hikayelerini adamlar kulağından kelip yürgen vakiyelerini aytip adamlarını çalgıtardı. Yok ki anekdot aytip berardi. Yok ki aşule aytip berardi. Yok ki rakkasa kızlarını alıp gelip adamlarının içi de oynatardı. Yanında yürerdi. Pulu var adamıydı. Ticaretçiydi. Aynen bana şu maksatlarını amalga aşırış için Yemen'e Fors'ke, Rum'ke sefer kılardı. Barıp, o şu caylarda hikayelerini satı alardı. Hikaye tügep kaladı ya, her daim bir tügep tügep olursa bu miydi? Hikaye tügep kaladı. Kılıyetken işini kalayın, İslam'ın muhalif, batıl yolda tinmez idi. Lukman Suresi 6. ayet. O şu lahval hadisini satı alışadı. Hakkıda. Lahval hadisini satı alışadı. Ne mi için? لِيُضِلَّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah'ını yuludan adaştırış için. Aynen Nadir ibn Haris hakkında çıkıyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın hak gaplarını, vaznını, yani yokka çıkarış, o zatını gaplarını yolg'onga çıkarış için Yemen'e, Fors'ke, safar kılıp barıp, uşa joydagi kadimgi asatirlerini, irtek kitaplarını satı olardı ve cariyelerini satı olardı. Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu vellezî nefsî biyedihî innehul gînâ degenler şu ayetini. İştara lahval hadis nime? Lahval hadis nime uzun lügatte? Yengil gâh bozu. Şu nime dese? Bekarçı bihude gâh. Şunu musika degenler. Gına degenler. Ulamalar bunu gına ekelligini takitleş üçün etken. Aslında gınanı özümez bu. Gınaya mı şeylerge kiredi? Mesela adamların zihnini çalgıtadı, ciddi meselelerden adamlarını yengil teklikke targıp kıladı, vafadarlıkını ziddige işleydi. Uzun barca siyasetçilerini acayip yapı var.
artistlarga tegmaylar deydi. Har qanday siyosatchi. Nimaga? Artistlar har qanday siyosatga xizmat qiladi. Kecha oq degan siyosatchiga, ha, oq ekan deb ashula aytib beradi. Bugun qora degan siyosatchiga o'zi qora ekan bu deb ashula aytib beraveradi. Bular shunaqa. Bular insonlarning zehnlarini yengiltaklikka moyil qilib beradigan toifa. O'shaning uchun o'sha toifalar haqida Alloh subhanahu va taolo Allohning yo'lidan adashtiruvchilar lahval hadisni sotib oladi dedi. Lahval hadisni Nazr ibn Xoris sotib olgan edi. Joriyasi borida ashula aytib berardi. Endi mana shu o'rinda yana bir narsani aytib ketish kerak. Odamlar o'zini siyosiy maqsadiga bu gaplarimizni foydalanmasligi uchun musiqa g'ino to'g'risida mutlaq hammasi harom degan gap shariatda yo'q, botil gap bu. Mashhur allomalardan Sharoviy yo Sharoviy emas. Mashhur allomalardan kim edi? Nomlari ismi kelmayapti. Ibtalu da'va degan kitob yozgan. Ya'ni ijma'u tahrimi sima degan. Simoni haromligida ijmo bor degan da'voni botil qilish degan kitob. Unda keltirgan, ya'ni joiz jihatlari bor. Biz xohlaymizmi, yo'qmi bor. To'yga aloqador, masalan, urushga aloqador, jangga chiqayotganda duf cholingan. Oddiy odam jangga chiqib ketayotganda duf cholsa, g'ayrat bilan chiqqan. To'yni nishonlash masalasida ma'qul jihatlari bor. Lekin o'sha shariatga xilof bo'lgan, musulmonlarni jiddiy ishlardan chalg'itadigan narsalar Nazr ibn Xoris sotib olgan narsalardan. Alloh taolo uni tanqid qildi. Jiddiy ish qiladigan odamlar o'yin kulgi bilan jiddiyatdan chalg'iydi. Joiz emas. O'sha taktikani bugungi kunda ham davom ettirishyapti. Millatni imkon qadar uxlatishlikka urinadigan siyosatchilar artistlarga kuch beradi. Nazr ibn Xoris taktikasi. Butun dunyoda bu. Butun dunyoda. Qayerga boring, hamma joyda shu millatni yengilroq harakat qildirish uchun konsertlarga kuch berishadi. Mutlaqo keraksiz bema'ni narsalarga. Katolik cherkoviga, cherkovning istibdodiga qarshi kurashgan xalq Martin Luther harakati bora. Martin Luther harakati oqibatida cherkov iqtidordan ag'anagan. Ag'anab cherkovga qamalgan. Cherkovda nima san'at bor edi? Rassomlik san'ati bor edi. İkonalar chizardi ular. İsa'nın rasmi deb chizardi, Maryamning rasmi deb chizardi, bolachalarni har xil narsalarni chizishardi. Bu san'at edi bu. Barcha cherkovlarda bor hozir ham. To'g'rimi? O'sha san'at cherkovning doirasida qamalda edi. Cherkov iqtidordan yiqilgandan keyin san'at ko'chaga chiqib ketib qoldi. Ya'ni qo'shtirnoq ichidagi san'atga aylanib ketdi tashqariga chiqib. Nima bo'ldi? G'irt qip yalang'och odamlarni rasmini chizishlikni san'at deyish boshlashdi. Leonardo da Vinci cherkovning xodimi. Buni keyingi asarlari, Mona Lisa deysizmi, boshqa asarlari deysizmi, Qutqaruvchi degan asari deysizmi? Bularning barchasi cherkovdan chiqqandan keyin boshlangan. Cherkovda musiqa san'ati bor edi. Injilni kuyga solib aytishardi. O'zlarida alohida musiqa xorlari bo'lardi. Cherkov iqtidordan yiqilgandan keyin musiqa san'ati bo'shalib ketdi. Va Yevropada eng fahsh musiqa avj olib ketdi. Cherkovga qarshi reaksiyaning natijasi bu. Fizikada inertsiya degan qonun qoida bor-a? Inertsiya nima edi? Tormoz bersangiz ham o'sha vazn miqdorida, ya'ni tezlik to'xtamaydi. Inertsiya hisobiga yuradi. Cherkovni bosimiga qarshi inertsiya ortib ketdi. Nima bo'ldi natijada? Eng fahsh narsalar san'at deb nomlana boshlandi. Rock musiqalari, mutlaqo satanizmga aloqador bo'lgan musiqalar tarqab ketdi. O'sha musiqalardan biz bexabar holda qolsak, bugungi kundagi musiqa san'atiga harakat qilayotgan odamlarni nima bilan shug'ullanayotganini bilmaymiz. Ritm odamga yoqadi. Ritm nima uchun odamga yoqadi? Kimda nima taxmin bor? Ritm, masalan, g'alag'ovurdan charchaydi odam. Lekin ritmdan charchamaydi. Ritmda biroz dam olishga o'xshagan narsa bor, ruhiy. Nimaga?
Çünkü insanın yüreği ritim bilen uğradı. Hemimizde ritim var. Bir hıl maramda yürek urup durgerliği için uşa maramda taşkarıdan işse alge, yani bir hıl anakanı topadı. Yani notanı. Topken için adam da biraz rahat buladı. Bu onu tabii cereyanını et yapan. Bundan faydalanan adamlar İslam'a, hakikatlerine, milletin uyğunuşuna sebep buladıgan dini vahiyge alakadar narsalarını yokka çıkarışlıkke bundan faydalanışken. Nazır İbn Haris uşa davrını en katta medya patronuydu. Okuyan işlerini hadir oylasayız, yani okup organsayız, kayıp kalmasından ilacız yok. Peygamber aleyhissalatu vesselam unga muhalif olarak yani vahiyini devam ettirdiler. Hatta ki o şey bir suyak parçasını alıp gelip Peygamber aleyhissalamga "Mana şu çirigan suyak yani qaytadan tiriladi mi?" dedi. Ha? Degende Peygamber aleyhissalatu vesselam yerge tüpürdüler. Şundan göre haqqroq narsadan paydo qilgan zot bundan qayta tiriltiraliydi dediler. Ve Yasin surasının oxirgi nozil bo'ldi. Sizge misal keltirişedi. Bir misalını. Bunu kana kıtırıldıradı deydi. Kul yuhiyyehellezi enşe'ehe avvala merra. Seni yok halinde başıdan uşa payda akıgen zat bar narsadan payda akırışlığı asan. İnsani tefekkürde o misalda asan. Allah ki asan kıyın nasıl yok da? Dediler. Keyin Peygamber aleyhissalatu vesselam'a Mekke şeraitindeki müşriklerinin hücumlarından biz siyasi vaziyette yani İslamlı muhaliflerini, İslam'a iman keltirmeyen adamlarını muhalefetini ecretiş için organışımız gerek. O şey gerek böyledi bizge. Ozi iktidar için, siyaset için İslam'ı yamanatlık kılıç hareket kıladı. Asasen ateistler bugün günde. Dahriler. Şunu yaxşı bileyim, ateist gruplarını özü erkin, müstakil grup hesaplanmaydı, hiç kaçan. Ateist, dahri gruplarının arkasında misyonerler oturadı. Misyonerler kim idi? Yehova şahitleri, Nasraniyilikini radikal tarikası var. Yehova şahitlerini Nasraniyilerden tanımıydı. Ular, yani tabir caiz bolsa, Nasraniyilerini hizb-i tahrirleri. Ular ham ularni tanamaydi. Ular bularni adashgan deydi, lekin o'sha Yehova shohidlarini ideologlari, ya'ni da'vatini joriy qiladiganlari qanday qilib musulmonlarni nasroniylashtirish kerak degan savolni o'rtaga qo'yib, takliflar bilan va intizom bilan harakat qilishadi. O'sha intizomlarning ichida bir musulmonga kelib sen nasroniy bo'l desa qiyin masala. Nima qilish kerak deydi? Avval bularni islomdan sovutish kerak deydi. Birinchi taktika islomga shubha uyg'otish. Endi islomga shubha uyg'otsa, o'sha shubhalarga aldanishi mumkin bo'lgan xalq bizda bormi? Bor. O qanaqa xalq islomni to'g'ri o'rgana olmay qolgan. Islomiy muhitdan uzoqroq bo'lib qolgan. O'sha odamlarga islomni shubhali qilib ko'rsatishga urunsa, o'zini shaxsiy mantiqi bilan oyatni o'qib shu oyatga ishonasanmi? Hadisni keltirib shu hadis sizlarda dininglarda to'g'rimi shu? Shunaqa din bormi deb shubha uyg'otaversa, o odam chalg'iydi. Endi o'sha chalg'iyotgan odamga biz muolaja o'laroq to'g'risini berishimiz kerakmi? Berishimiz kerak. O Nazır İbn Harislerge eğer meydanını koyup verseniz, ular institutlar teşkil kılıp, resmi şekilde talimini cari kılıp, bunu bütün dünyaya tarikatçı yaptı. Biz doğrusunu verişimiz gerek. Ulamalar aytadı, İslam'da bar narsalarını yokka çıkıp geçişliği ne kadar hatarlı bulsa, yok narsalarını İslam'dan deyip gepiriş oşa kadar hatarlı. Belki ondan ağırra hatarlı. Nimaga? Nimaga? Chunki islomdagi bor narsani yo'qqa chiqarish iloji yo'q.
İslomdagi bor narsani ulamolar baribir maydonga keltiradi. Lekin yo'q narsani bir odam gapirsa, islomdan deb gapirsa, odamlarni fikrida, zehnida islom deb shakllanib qolgan narsa bir kun kelib juda katta auditoriyaga zarar yetkazadi. Buni bid'at deyiladi. Bid'at narsalarni shariatda qattiq tanqid qilinadi. Bu islomdan deb gapirishlikda juda qattiq ehtiyot bo'lish kerak. Yana imomlarimizni, da'vatchilarimizni bu borada zirak bo'lishlikka chaqirish kerak. Islomdan deb gapirish payg'ambar alayhi salatu vasallamning o'rnidan gapirish degani bu. Yo'q o'zi islomda? Islomdan nima gapiryapsiz siz? Bunda nechtan da'vo chiqadi? Payg'ambar alayhi salamning esidan chiqmagan bu gap, men gapiryapman. Payg'ambarlik da'vosi kelib chiqadi. Islomda yo'q narsa. Dalili yok. Hatarli bo'ladi. Yani odamlar bunga o'xshagan narsalar bilan İslomning o'ta samohatli insonga qalbiga, tabiatiga muvofiq din ekanligidan soviydi. Dinni qiyin tushunib qoladi. Qiyin deb qoladi. Va bundan kim foydalanadi? Missionerlar foydalanadi. Missionerlarning taktikalari 1740 yillarda Gollandiyada sharqshunoslik institutlari tashkil qilingan. İlk tashkil qilinishi. Sharqshunoslik degani asli musulmonshunoslik o'zi. Sharq olami musulmon. Musulmon olamining dinini o'rganish uchun Yevropada institut ochilyapti. Nima deb o'ylaysiz? Ular musulmon bo'lib qoldimi? Yo'q. Ularning maqsadi nima edi? Institut ochib islomni o'rganish. Va islomda o'sha zaif mavzu hadislarni topib, mana sizlarni dininglar deb odamlarga ko'rsatib dindan odamlarni sovutish uchun foydalanishgan. Hozir ham foydalanishadi. Yaqinda bittasi maqola qo'ydi. Dahriylar ham bor-da endi Facebookda boshqa joyda. Maqola qo'yib qo'yib rosa tarqatishdi. Menga ham rosa kelaverdi, kelaverdi. Bu Payg'ambar alayhissalotu vassalom hadis edi. Hadis deyapti. Payg'ambar alayhissalotu vassalom bir çurunu kim öldüredi deyip sahabalara aytibdilar. Kim öldüredi bir çurunu? O çuru Peygamber aleyhissalatu vesselam'ını mazah kılarken, hakaret kılarken, sokarken. Şimdi o şu çurunu egesi gözü kör adam eken kepti de ben öldüremeyen deyip kirip o şu hancarını alıp kornuyu koyup kokuragi bilen itarıp öldürüptü. Kelib şunu öldürdüm dese yaxşı qıpsan Allah cennetiga qaratsa şunga qaradigan degan hadisni keltirib qo'yibdi. Bundan nimani ko'zlayapti? Payg'ambar alayhi salatu vasallam qotil odam. Qotilni buyurtmachisi, muxoliflarning tanqidini ko'tara olmaydigan odam. Endi bundan xohlagan narsa chiqarishibdi tagida. Bu hadis to'qima hadis. Mavzu hadis. Ben hadisini aldım, sanatlarını keltirdim. Bu hadisini sanat cihattan falancı 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 kezzab, falancı 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 mechul hadis müstelahlarında bu adam yok. Birinciden. İkinciden bu hadisini, bu hadisini Peygamber aleyhissalatu vesselam'a nisbet biriş mutlaka caizmez. Şimdi bu hadisini doğru cihatı var. Asıl sahih rivayeti bana bu. Abu Davud'da kegen bu hadis. Peygamber aleyhissalatu vesselam hiç kimge, hiç kanakangi ölümünü büyürme gelmez o vaziyette. O şey vakıya bugün, başka çara bugün. Bir adamlı, közü kör adamlı çorusu barıdı. O bilen er hatırlık münasebetini kıldı da, çoru bilen nikah şartmaz, o tuğ, bala tuğdu, iki de bala tuğ verdi bugün. Ne mi buldu şimdi? Ummu velat buldu. Ummu velat buldu, lakin Peygamber aleyhissalatu sokardı. Hakaret kılığı uğrandı. Bir madde tek koy dedi, indemedi. İki madde, üç madde soku uğurdu. Ahırı bir günü uşanı kanunluğa hancar takıp öldürüp koydu. Öldürüp koyken de Peygamber aleyhissalatu vesselam bomdat namazıydı. Hele haber yok, hiç kim bilmiydi. Bomdat namazını okuyanlardan ki bugün keçkinin kim falan işini kıldı dediler. Gözü aciz adam oradan durdu. Adamlar sahabeler ayırtladı. Ayağları kaltıra yaptı deydi. Rengleri uçup gitken. Çünkü adam öldürgen ceza ne miydi? Adam öldürüşüydü. Peygamber aleyhissalatu vesselam bunu bilgilerini bilip bu adam cüde kattık ıstırap geçişti. Yakırak geldi dediler. Közü aciz idi. Kalkala sukula keldi aldın. Ne mi kıldın dediler.
Ey Allah'ın Resulü, bu çoru beni çoramadı. İkide bala topu bergen. Umu bala dedi. Lekin sizi soka vurdu, soka vurdu. Hey dedim, hey dedim, toktamadı. Ahire, şuna kakını öldürüp koydum dediler. Şimdi Peygamber Aleyhisselam demuha hader dediler. Oldu, kanı sakıt dediler. Vakıya bugün, bunu bütken. Şimdi bunun yeçimi gerek. Peygamber Aleyhisselam yeçim olarak çorunu, yani kulunu davagar yok, egesi özü, onu ne kılış gerek? Mesela ne içiş gerek? Aydılar, bu oldu, onun kanını hiç kim soramaydı, kete vur dediler. Bu bilen iş yapıldı. Mesela şuydu, bunun kuşakken hadiselerini doğru cihattan karasanız, bir insan siyaset, devlet yürütürken, bunun kuşakken hadiseler buluşu mümkün. Bunu yaman kılık kursatı yaptı. Nemeden faydalanı yaptı? Tokuma hadislerden faydalanı yaptı. İslam'da bu mağur narsalarını yapırış, yok narsalarını yapırış, İslam'da bugün hücumge eşik açı verici buladı. Bunun için ne yani bizde kural gerek, ilim gerek, okuşumuz gerek, imam peşva buladı mı, aldığında yürüyüş gerek halkta. Aldığında yürüyüş gerek. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın dinlerden adamların savutuş, nasranilerini, misyonerlerini, taktikleri de uşa dersler, şubhalarını uygatıp Müslümanlarını dinden çıkarış hareket kılışadı. Ateizm uşa misyonerlerinin bir kolu. Ateistik davalarını mutlak insan tabiatı kabul kımaydı, kütar mıydı? Lekin adamlarını ateist kılıp alınsa, kiin insanga din gerek. Dinsiz hayat yok. Yaşar bu miydi? Ateist adam ateist halde yaşar mıydı? Mümkünmez. Umidi yok adamda. Mesela ertege ölsem yok bu gitmem. Tasavvur kısa adam karanlığı çıkıp kaladı. Tasavvur kılsa. Ona o ateist halde yaşar mıydı? Menemen degen ateist samolyot avariye buluyetken peyde o imanı keledi. İlacı yok. Suyen edigen yegane iman insanın içindeki tabiyete de var verilir. Endi o ateist kıvagenimizden ki ikinci etapta nasrani kılamız deydi. Bu taktike, ilmi taktike. Bu iş bir yaptı. Şarkı Timur'unu ikiye bölüp olan adamlar yarmını nasrani iyileştirirken de şu taktikini kullanırken. İncil şunaslar bu işini amalga aşırırken. Demek biz işte tarihteki İslam muhaliflerini bu urunuşlarını biliş akıbeti de dinimizini himoya qilishligimizda foydalanishimiz kerak. Ularga muxolif olarak haqiqiy islomni targ'ibotini davom ettirishimiz kerak. Aytishimiz kerak xalqqa, tushuntirishimiz kerak va muammolarni qaynoq shaklda o'rganib borishimiz kerak. Hozir nima dolzar? Uni o'rganishimiz kerak. Va uni yechimi qanday tushuntirishimiz kerak. Chunki boshqa odam yo'q tushuntiradigan. Sizga keladi, sizdan so'raydi.